Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin havacılık motorları konusunda lider kuruluşlarından biri olan TEİ tarafından üretilen insansız araç ilk defa halka açık bir şekilde görüntülendi. 2 adet TEİ TJ90 motorundan gücünü alan deneysel platformunu sergileyen TEİ, motor sayesinde hareket kabiliyeti kazandırılan ve milli motorun demolarını göstermek için tasarlanan deneysel platformunu ilk kez sergilemiş oldu. TEİ'nin deneysel platformu şimdilik herhangi bir silah sistemi olma özelliği taşımasa da bu platformun geliştirilmesi ve üretilmesi sonucunda yeni bir silahlı insansız hava aracı platformuna kavuşmamız kaçınılmaz bir gerçek olacaktır. TEİ tarafından geliştirilen jet motorlu insansız hava aracı Teknofest'te sergilenmişti ve halkın oldukça yoğun bir ilgisini çekmeyi başarmıştı. TEİ tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri yayınlanan deneysel platform, uçuş gerçekleştirmese de sahip olduğu kabiliyetler ve motor gücü vasıtasıyla bunu yapabileceğini düşünüyoruz. Zaten TEİ tarafından böyle bir platformun geliştirilmesinin amacı bir teknoloji demonstrasyonu yapılması. Yani sahip olunan yerli motorların İHA ve SİHA'lara güç vermek için kullanılabileceğini gösterme amacıyla üretilmiş bir platform. Ancak detaylarına baktığımız zaman platformun uçmak için ihtiyaç duyduğu tüm aviyonik sistemlere sahip olduğunu ve kendi kendine hareket edebildiğini görüyoruz. Bu da istenildiği takdirde bu platformun çok rahat bir şekilde gökyüzüne çıkarılabileceği ve sahip olduğu çift TEİ TJ90 motorunun bu platformu operasyonel hale getirebileceği anlamına geliyor. Bu platform silahlandırılırsa Türkiye yeni bir silahlı insansız hava aracı kazanmış olacaktır. TEİ tarafından geliştirilen ve bizlerin de ilk kez gördüğü bu muhteşem eserin ileride gelebileceği noktayı gerçekten merak ediyoruz. Tabii ki TEİ tarafından bu platformun tamamen deneysel bir platform olduğu resmi olarak açıklanmış durumda. Yani şimdilik bu platformun silahlı bir insansız hava aracına çevrilmesi gibi bir proje gündemde değil. TEİ'nin sahip olduğu motor teknolojisi ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız hava araçlarından elde edilen tecrübe ve bilgi birikimlerinin doğrultusunda yeni bir platforma imza atılması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Türkiye'nin havacılık alanında motor geliştirme konusunda lider kuruluşu TEİ, yerli ve milli imkanlarla birbirinden müthiş projelere imza atıyor ve bizleri her geçen gün gururlandırmaya devam ediyor. TEİ'nin deneysel platformu üzerinde kullanılan motorları da incelememiz gerekirse, TEİ öncelikli olarak ulusal, uzun vadede ise uluslararası pazarda yerini alması öngörülen rekabetçi, yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip insansız hava araçlarının gaz türbin ihtiyacına yönelik turbojet ve turboprop motorlar geliştirmektedir. TEİ'nin bu kapsamdaki ARGE çalışmaları 2004 yılından bu yana devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında TEİ TJ90 turbojet motoru geliştirilmiştir. Geliştirilen bu motorların kontrolleri, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen elektronik kontrol üniteleri aracılığıyla yapılmaktadır. TEİ TJ35 motoruna göre daha yüksek etki sağlayan turbojet motoru geliştirme çalışmaları Ocak 2011 tarihinde başlamıştır. TEİDEP desteğiyle yürüyen projede ilk uçuş testi 5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup motor geliştirme testleri devam etmektedir. TEİ TJ90 7 Haziran 2017'de TUSAŞ'ın Şimşek platformu ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Bildiğiniz gibi TEİ'nin Türk savunma sanayimize katkıları oldukça büyük ve hafife alınamayacak nitelikte. Bu katkıların en başında ise özellikle motor konusunda Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava aracı motoru geliyor. Başta TUSAŞ'ın Anka platformu olmak üzere MALE sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle başlayan projenin bir çıktısı olan TEİ-PD-170 turbodizel havacılık motoru 170 ila 172 beygir güç üretme kapasitesine sahiptir.
irtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan TPD-170, iki kademe seri turbo şarj sistemine sahiptir. JP8 veya Jet A1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen TPD-170 motoru, 162 kilogram kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer almaktadır. TEİ imkanlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan, sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen TPD-170 motoru 45.000 feet tavan irtifaya sahiptir. 8.000 saatlik kalibrasyon ve test faaliyetlerinin sonunda seri üretim aşamasına gelen TPD-170 motoru, Anka platformu ile ilk uçuşunu 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdi ve 2021 yılı içerisinde Aksungur ile uçuş testlerine devam edildi. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ 1985 yılında aslında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek F-16 uçağına güç veren General Electric F-110 motorunun üretilmesi kapsamında kurulan bir Türk motor şirketidir. Şirketin kuruluş amacı, uçak motorlarının ve diğer gaz türbinli motorların Ar-Ge, tasarım, üretim, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve modernizasyonu konularında Türkiye'de modern bir uçak motor endüstrisinin kurulması, işletilmesi ve idamesidir. Uçak motorlarının üretim teknolojisinin transferi amacıyla TUSAŞ öncülüğünde kurulan TEİ, Türkiye dışındaki ülkelerden gelen müşterilerine de oldukça kaliteli bir hizmet vermektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.